19 yaşında Mehmet ustamız tam 28 yıldır lastik işiyle uğraşıyor. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kaçırmıyor. Kulağına koy bakayım. Alo diyor mu? Herkese merhaba arkadaşlar, evde kalıbıza hoş geldiniz. Mehmet, sen böyle video açılışlarında benim video çekerken gülüyorsun ya, ben daha çok gülüyorsun. Tamam, yapma bir daha. Son 2 videodur hep aynı konuşuyoruz galiba biz. Aynı neyse. Arkadaşlar hepinize merhaba. Video bakanımıza hoş geldiniz. 100 bin abone doğru gidiyoruz. Belki de videoyu paylaşmaya 100 bin abone olmuş olacağız. Destekleriniz ve izlemeleriniz sayesinde güzel yerlere kat ettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Bugünkü videomuzu hemen şöyle alayım. Mehmet'in daha önce Kenan'a satmış olduğu motoru Mehmet geri aldı şimdi. Evet. Şiddetli geçimsizliklerden dolayı. Şimdi Mehmet'in motor bu. Bir videoda göstermiş miydik hatırlamıyorum. Mehmet şöyle bir lastiğini değil de çıkar onu bir daha bir. Motorumuzu gösterelim. Aurora 50. Aynen öyle. Kaç model abi? 2023 model. 20 bin lira hayırlı olsun mu? Olmasın. Tamam. Benim satmış olduğum mercek. Satmış olduğumuz amberlerden buna. Tabii şu anda elimde yok. Olduğunda yine ya da bir şeyde satabiliriz. Plakamız bu. Motorumuzun şimdi ne sorunu var Mehmet'ciğim? Motorumuzun lastiği patladı. Kenan'a geçtiğinden beri motorun lastiği bir türlü düzelmedi. Goody ve Kenan'dan dolayı. Şimdi sen 19 anahtar istiyorsun. Gel sana bir 19 anahtar verelim. Arkadaşlar araba vlog olarak düşündüm bunu. Bir de sana 19 anahtar yerine biz ayarlı bir şey versek. Olur. Olur mu? Olur. Buldun mu? Tamam çok güzel. Salak bak. Bak. Yani bu kadar işin. Af orada kanka. Dur afa da göstereceğim size. Ya bir de yağmur yağmış. Araba battı ya. Bilseydim içeri koyardım da içeride de yağıyor. Şimdi Mehmet kardeşimiz arka lastiği değiştiriyor. Motor 50 cc. Ruhsatlı ama değil mi? Aynen. Çıkışı kaçtık? 150. Kaç modelli birader bu? 2023 model. Allah Allah. Afı göstereyim kanka. Ya benim kameram mı tozlu? Bir dakika. Evet kameram tozluymuş arkadaşlar. Güzel tespit ettik. Bu arada. Af kanka. Yatıyor kapının önünde. Zaten içeriye sokarken çok sorun yaşıyorum. Çünkü altını bırakıyor şurada bir yerde. Ondan dışarıda kaldı bugün. Yağmur da yağdı. Şimdi Mehmet kardeşim lastiğini değiştiriyor. Sonra motora da bir ufak bir tur atarız. Sonra videomuzu kapanışını veririz. Kaç dakika olacak ne fikrim yok. Mehmet sigaran var mı? Var. Versene bir daha benim ama son bir tekim var. Lazım, açmıyor. Nasıl açmıyor? Gel kardeşim o zaman. Takım tesisatımızı ayarlayalım. Başka ekstra bir şey lazım mı Mehmet kardeşim? Burası tamirhane zaten. Bozulan buraya gel. Al birader 19. Al Mehmet 19. Mehmet al. Sigara ver birader. Teşekkür ederim. Ne? Hayır şimdi YouTube videosunda niye bunu söylüyorsun ki? Şimdi ben çakma hırsızı mıyım yani? Evet. Ne? Evet. Kuru iftira. Evet. Ama benim de çakmamı çok çalıyorlar. Ben de bunlardan yürüyeceğim artık. Ne yapayım? Yani böyle ilerliyor. Böyle anlaştık. Gördüğünüz bildiğiniz tam bir çakma hırsızı. Ya yere git. Konyalı'ya bak sen. O çakmayı şimdi gitti oraya koydu. Birazdan video kapandığı zaman heh, çakmak birazdan belki cebine girecek. Allah Allah. Bu stop ne yamıyor lan? Bas şeye. Frene mi? Ben frene. Şimdi şöyle de bir sıkıntımız var. Motorun lastikleri 1.50. Normalde iş lastiğin de 1.50 olması evet, lazım. Ama bu lastik işten geç çıktığı için lastikçi araya parayı transfer edip lastiği de bir yere bırakmasını söyledi. O şekilde bir işlem oldu. O işten sonucunda da lastiği kalın bıraktılar. Yani ben senin de olsam öten dış kalın lastiği nerede motorun? Arka kalın lastiği. Kenan Sala lastiği sökeceğim diye normalde ben değiştiriyordum hep motorun lastiğini. Hı. Kenan ben yokum diye kendi değiştirmeye çalışıyor. Hı. Arka lastiği sökerken yarıyı ortadan ikiye bölüyor. Ciddi olamazsın. Evet.
Peki Mehmet ustamız kaç yaşındasınız? 19 yaşında. 19 yaşında Mehmet ustamız tam 28 yıldır lastik işiyle uğraşıyor. Bu işin sırrı nedir Mehmet usta? Bir de çok koyma gidiyor olay ya. Yemek şeylerinde oluyor ya böyle. Gurme Instagram hesabında falan. Mehmet ustamız diyor 62 yaşında tam 78 yıldır bu işle meşgul. Komikti, gülsene. Biliyorum ya zaten. Ha. Olsun. Daha işten git. Ben de motor alsam. Sanki motorun kaderi sen gibisin ama. Değil mi? Motor çok istedim almayı da. Nasip olmadı. Ben bir daha da nasibimin peşinden koşmam. Bir kere o an istedim. El sıkışmaya geldim. Ben niye sıkışmadın? Ben değil birader. O motoru, sonuçta sen motoru, o an... Benden istediğinde ben motoru kenara satmıştım işte. Tamam, demek ben ki tam satmamış. Şey satış veremedi sürece bana göre satış olmaz birader. Satmıştım deme. Satış yaptınız mı aranızda? Yaptık. Nereye yaptın? Yere git. Bekleme birader işte. Satış yapmadılar. Yaptık. O dedi ben sana şu kadar para vereyim. Şunun tamamını satış yaparım. Dost işi olarak. O işte uyum sağlamadı. Ortada kaldılar böyle sana. Ortada kaldılar, tamam. Ben zararlı çıktım. Orası ayrı. Evet. Hepsi ne oldu? Vallahi ona sormak lazım işte. Yapacağız ya işte. Mehmet Gül gibi bakıyordu motoru değil mi? Evet. Ölçen aldın mı aldın sen bunu? 36 ay taksit aldım motoru. Taksit almadım, peşin aldım. Harbi mi? Kaç para aldın bir ya? Delikanlı gibi. Şu an piyasa yükseldi zaten. Hiç şeyi yok o iş. Bile ben bunu makinesi, osu her şeyi yaptırması, noter parası her şeyi şimdi 45 bin liraya geldi. 45 bin liraya geldi. Tabii sen bunu alalı kaç ay oluyor? 5 ay oluyor. 5 ayda bu motor üstüne koydum. Şimdi ikinci eli mi 45-50? He? İkinci eli 45. Bu arada ben bu motoru 14 ay taksitle aldım. Niye az önce? Şu anda... Tabii borcu bitti. Arkadaş ortamım yalancı ve dümenciler kopağına dolu. Evet. Ben peşin para alsaydım eğer o zaman. Hı. Motorun parası 35 bin. Ciddi olamazsın. 42,5'a ben taksitli fiyatı Özcan aldım. Hı. Motor parası olsa 45 bin falan geldi. Şu motorun da şeyini kapat kanka. 2,5. Bitsin bir yere vurdum. Hafta ne güzeldir ya. Kafa yerde. Kaba 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 kaba. Şu an sadece peşin parası motorun sıfırı. Hı. 56 bin lira mı ne? Hmm. Taksit almaya kalktığı zaman 62 yapmış. Deli para birer. Ülke battı ya. Normalde benim aldığım seri 150 cc olarak çıkarıyorlar fabrikadan. Hı. Ama şu anda şu anki verdikleri seri 125'lik. 125'e çeviriyor. 150'ye çeviriyor. Ha. O da neye biliyor musun? Kitledi çünkü makinelerini. Evet. Bütün aralar şeyci. Bir de kitlemedi çünkü rotajını düzgün yapmıyor. Evet. Yani hepsi dediğimiz çevremizde bu semt içerisinde alanların çoğu motor sıkıntısı yaşadı. Ya benle beraber aynı zaman aynı ay içerisinde 5 kişi falan aldı. Ama 4 tanesinin de makinesi kitledi. Şahsen ben CG'den şaşmazdım yani Küba'dan şaşmazdım ama ben bu motoru gördükten sonra ben de bir ara ara kullanıcısı olmak. Ben oraya gittiğimde Berk askerdeydim. Evet. Bana attın. Fotoğraf attın. Salaklık edersin dedi. Alma dedi o motoru dedi. Ama bana söylemedi motorun 50'lik olup 150'lik çıkış olduğunu. Ben bilmiyordum o bilgiyi. Bana motorun fotoğrafını attı. Dedi ki bile bu. Alayım mı? Bile dedim. Bence alma, salaklık edersin. Neden? Bile dedim. Çünkü bana göre CG'de önemli unsurlardan biri şerit. Ondan sonra yani benim bildiğim bir elde Küba daha çok tutulan bir model. Tabii bu her yerden değişir ama ben İzmir için konuşuyorum arkadaşlar. İzmir'de yani Küba daha çok ön planda. Oğlum af çok güzel duruyor ya. Terlikler nasıl? Yatıyor galiba ne olur. O yüzden ben dedim ki Küba al. Yani ara ara alma ama ben şu an ara ara tavsiyesindeyim. Neden derseniz şimdi ilk önce şunu bahsedeceğim. Bir, motorda sigorta yok abi. Sigorta zorunluluğu yok. Çünkü 50 cc geçiyoruz hatta. Bir, birinci maddemiz ara ara için. Araba ileti kullanıyor 2. 3. Vergiden muaf. Doğru mudur? MTV, LTE, ŞTE, ÖTV, KDV. Hiçbirini vermiyorsun.
Ben arabanın MTV'sini, ÖTV'sini ödüyorum habire mesela. Yıllık. Ben ödemiyorum zaten arabanın MTV'sini. Arabadan hadi diyorum yani motorda da yüzlük olunca ödüyorsun motorda da mecburen. Ama yüzlükte de yok. Yüzlükte de mi yok? Yok. Yani yüzden sonra var o zaman. Yüzden sonra. Ha, yüzden sonra var. Ama evlilikte bunlar tabii daha avantajlı oluyor. Evi neden? Bir, ara orada mesela özel seri CG'lerde değil de Arar'ın çoğu kasına bu çıktı bu evlilik bir şeylerde. Burası nikelaj, yan tarafı nikelaj. Bu bir güzel unsur. Daha sonra ne var? Şey aynı, gösterge aynı değil mi? Orijinal göstergesi bu. Evet. Gösterge aynı. Başka ne değişiklik var diye bakıyorum hani çuvalarla arasında. Elektrik tesisatı zaten aynı, her şey aynı. Şasisi bunun biraz daha kısa. Yok be birader. Evet. Allah Allah. Yok şelesi be birader. Şelesi kısa. Ha. Başka ne vardı? Ha. En sevdiğim özelliklerden biri direksiyon kilidi buradan abi. Direksiyon kilidi motorun direksiyonu buradan kilitleniyor. CG'lerde alttan kilitleniyor. Buradan menteşe şeyi var. Yani cidden buradan olması çok güzel bir avantaj yani bunların biri. Mehmet hala lastikle uğraşıyor arkadaşlar. Şey gibi oldum ha. Videoda şeyi hissettim kendimde şu an. O vibe'ı aldım. Yok yok. Bir tane sevgili vardı ya. Çok eskiden YouTuber'lık yapıyorlardı. Mehmet de şu an şuraya gidiyoruz. Mehmet de bunu yapıyoruz. Mehmet bana gül aldı. Ona döndüm yani şu an. Plaka güzel abi. BBP 98500. BBP değil, BPB. Ya ne ya, şeyimse artık yani boş ver. Detaylara takılma. O zaman seninki de af değil de... Aferin. Aynen kanka. Af gidici ya. Bilmiyorum. Satacağım diye düşünüyorum şu an arkadaşlar. Onu da buradan spoilerını vereyim. Belki de siz izlediğinizde satayım. Yok ya o kadar olmaz. Ama hafız atacağız gibi duruyor. Bakalım yeni bir proje geçmek istiyorum böyle bir... Mehmet! Evet. Bir İzmir işi yapmayayım ya. He? Bir İzmir işi. Ha? Yap. Değil ben mi? Zaten gideceğim sen yaparsın. Ha bu askere gidiyordu ha. Altay buna papi papi. Koğuşta bir 30 tane erkekle yat da göreyim seni. Askerlik de çok kötü ya. Yunus'u çok sorumsuz arkadaşlar. Videolarda, yorumlarda görüyorum. Yunus askerde şu an. Aramızda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Yunus'un askerden gelmesini ben de bekliyorum. O da gelince bir askerlikle ilgili bir video çekeriz diye tahmin ediyorum. Hem arabalarla ilgili bir şey olur. Bir de bu lastik niye çıkmıyor? Yani o lastik niye çıkmıyor onu benim sorumluluğumda değil. Ben YouTuber'ım abi. Günlük yövmeye çalışıyorum burada. O kadar. Şu lastiği çıkarsın. Gelelim bakalım. Ama motorun kasa deri. Kazası belası yok diye biliyorum. Ufak tefek bir şu şeyde çatlak var. Bunun tırnağı kırıldı. Onu ben kenara verdim de sağlamdı. Ha işte. Şu ayak ülkelerini göster mesela. Onların hepsi değişik. Kenara verdim onların hepsi sağlamdı. Bu egzozu cilalıydı. Her temiz. İşte ne demişler? Eyleme dilin edepsiz. Öperler yani, seni sebepsiz. Öperler öperler. Öperler öperler değil. Açık sözüm gidelim. Ha, yer yer. 1.50 dışı da yer. Evet. Keş 30 vereyim hadi. Yok bilemiyorum. Bir kelime daha edersen 27 yener bak. İyisin. Tamam o zaman. Şafak Sezer'in var ya, abi de ticari zekanı anlayışım. 10 lira ver yeter ya. 10 lira 10 milyar mı? 10 lira ver yeter ya. 10 lira 10 milyar mı? 10 lira 10 milyar mı yapıyor oğlum? Evet. O zaman 1 milyar vereceğim. 10 milyar 10 milyarsa 1 milyar vereceğim. Tabii tabii. Sen zahmet etme gidelim hatta direkt otel masraflarını da ben karşılayayım. Oha depoyu da fullesene. Hadi birader birazcık değişirsen 12 dakika oldu video ya. Zaten 2 saat çekiyor 10 dakika koyuyorum. Yersin. Hala lastik değiştirecek. Çıkarttık ya. Sen tamam. Yarın ne yapayım? Ben yarın şirket yemeği var şirket yemeğine gideceğim alkol işi. Şirket yemeği mi? Hı. Gitmemeyi de düşünüyorum aslında. Oğlum gideceğim bir ton para vereceksin ona bunu yapacaksın gerek yok. Para vermeyeceğim ki. Niye? Şirket karşılıyor. Ha. Ama beni tatmin o zaman edersen, gitme. Beni tatmin edersen gitmeyebilirim. Gel ben seni niye tatmin ediyorum ya? Şimdi ben yarın oraya para vermeyeceğim. Evet. Benzinim bedava geçecek. Tamam. Yemek parama kadar. Tamam bir daha git o zaman sen boş ver ben bulurum başka takacak. Ne diyorsan ki ben senin yemeğini masrafını karıştırırım günlük. Gitmeyeceğim. Sen canlısın. Sen lastiği çıkar. Sen git bir daha yarın takıl orada. Eğlen şirkettekilerle yaşlılarla. Yaşlı değil ki. Genç mi? He. Ben de geleyim mi? Kız var mı? Var ya bir iki kişi. Bir daha ben evliyim ya.
Ya birader. Bu içindeki lastiği patlat değil mi zaten? Ben 2 saattir niye uğraşıyorum? Talaksın. Bence yine de çok fazla patlatma, yama yaparsın. Bir sonraki patladığında kullanırsın. Yok lan birader, hayatta öyle bir şey. Oğlum devir, ekonomi devri, sen manyak mısın? İnşaatçı kaç para? 100 lira. 100 lira mı? He. Bedava. O zaman patlat gel gitsin ya. Böyle diye diye zengin olamadı işte. Ya. Allah belası versin. Allah elime girdi. Birader. Sanki Siop yerinden çıkarman gerekiyor diye biliyorum. Hani Siop'u kurtarman gerekiyor diye. Ben biz çünkü bir zamanda öyle yapıyorduk. Siop'u kurtarıyorduk. Tabii. Ben şu an iç lastiği çıkarmıyorum ama. Ne yapıyorsun? Dış lastiği çıkarıyorum sadece. Ya dış lastiği çıkar mı? İç lastiği çıkar. Niye? Nasıl takacağım o kalın lastiği ben bunun için? Ha bir de bu kalın lastik aldı doğru. Oy oy. Bu ders kötü ya. Al lastik anasını satayım. Bizim buradaki lastikçiler yerlere raptiye mi atıyor, ne atıyor? Ya herkesin lastiği patlıyor onu satayım. Bak soba çıkarmadın hala, şimdi orada takılacaksın. Yok sus. Bağırma milletin içinde. Sabahtan akşama, sabah kaçta gidin işe? Valla normalde 8.30'da iş başı da ben her gün 9'da kalkıyorum diyor. Kovacaklar bir günün. 9'da kalk. Saat kaça kadar çalışıyorsun? 7'ye kadar. 7'ye kadar çalışıyorsun. Bir de geliyorum burada şimdi lastik değiştiriyorsun. Ne yapalım? Valla üzüldüm. Ben bu saate kadar yatıyordum arkadaşlar. Ama dışarıda yağmur yağmış. Bak şimdi. Gösterme. Videoyu kesersin burada. Her yerine bant çektin dedi değil mi? Evet. Bant nerede? Bant yok kanka. Bant nerede? Bant yok kanka. Mehmet. Heh. Bant nerede? Bant yok. Dur canlı arabadan ben bant çalmıştım geçen gün. Bagaja attım. Ya arabada boş boş duruyordu orada. Ben dedim bir de bant bana çok lazım oluyor. Aldım bandı ben de. Vallahi burada bir. Özlemek için sevmişiz. Kavuşmak ne attığımızı. Kaliteli ha. 3M'in bandı. Dayı ona göre. Fekan Kantarlı geldi. Fekan yapma oğlum, gözlerin öyle kalacak. Bu lastik değiştiriyor, bunu bekleyin. Tamam mı, değiştirsin geçsin. Ya efendim burayı mı açtın? Oğlum öyle gel direkt. Ya bir de dursana şurada, 2 dakika bağlardık ya. He? Bağlayacağız mı? Heh. Efe o zaman al bu arabayı böyle. Arkadaşlar Efe'nin arabaya da wipe bağlayacağız, wipe. Efe al ya, geri böyle al. Wipe lan nerede? Bak şu wipe'ları evde bırakıp geldi galiba. Lan Kerkenes, wipe lan nerede? Abi. Yukarıda mı? Sak nasıl bağlayacağız o zaman? Yukarıda değil mi, yok mu, garajda? Tam nasıl bağlayacağız şu an? Şimdi şu an bağlamayacağız, yukarıda bağlayacağız. He, ben de şimdi bağlayacağız şimdi. Ha, hadi bakalım. Kenancım ona patlak lastikle bindiği için jantıma biraz az bir şey yiymiş. Bu tel böyle döndükçe çık buradan diyor, patlatıyor. Buradan da patlatıyor. Şimdi bir daha bana bir tane bez, bir tane çekiç verir misin? Ha, ne yapacaksın? Torna işlemi mi? online torna işlemi yapılır. Sana tahta çekiç vereyim kardeşime. Ondan sonra bez mi istiyorsun bir de? Bez. Bez veremem bile. Bilal. Şu havlu ne lan? Mehmet. Bilal bezim yok. Bezleri veremem. Ha? Dur al. Şu havluyu al. Ben bir havluyu al. Cam bezi falan değil o. Ben de benim içine bir şey var mı? Başlangıcında bir şey söylemiştim. Ne demiştin? Bu çekiç olur mu? Tahta çekiç verdim bilerek. Kırılmasın. Kıraçlan parasını ver bilerek. Efekan üstündekini nereden aldın?
Nike'dan mı? Ben de yanım başında bir şey söylemiştim. Üsttekini nereden aldın? Ne Nike oğlum, Vakos biliyor musun? Tüh ya. Demiştim ki, bu demiştim tam bir çakmak hırsızı. Videoyu kapattıktan sonra, video sonunda o çakmak belki çakmak cebine girecek demiştim. Ve çakmak... Kanka ben oraya koydum. Düşmüştür bir yere. Bu çakmak burada yok. Allah Allah. Sen çakmak düşerken benim cebimde açık ya şimdi. Tabii tak buraya geldi. Al. Sen bir sigara ver ya. Bak şimdi buraya koyuyor. Tamam. Ya amına koyayım 53 lira olmuş. Ya birader sana ne, ben almayacağım artık. Oğlum ben onun dabım var, daha sabah aldım ya. Ne sabah aldım? Öğle mi olarak? Öğle mi olarak? Aynen düzeldi değil mi kanka? Yok ben bile. Oğlum o düzelmez. Ne? Çok güzel yaptı. Bezme bir şey olmasın ha. Tabi olması gereken işlem budur arkadaşlar. Bu şantı tornaya gidip ondan sonra da akordunun ayarının tutturulması lazım ama. Şu an en son şeye gitmiş. Yani. Yok ya bir de. Bir jant alacağız. Değil mi? Bugün baktım aslında biri motorun üstünde takım satıyor. Aa. 4000 lira yazmış. Oha. Aynı sat. Ne? O şey panzottan dolayı mı? He. Denedin mi sen panzotu? Duruyor mu orada? Panzot yaptırdık Viper için. Arabada final ovaller vardı. Efe ya. He. Tizleri nereye koymuş? Şeyler var ya. İki tane var ya. Böyle görmüş ve böyle görmüş. Yok mu ya? Ya ben saçma şu kesemem bu arada. Sen bence... Evet kardeşim uzun araçlar sonucu. Lastiği taktı ama şimdi oturtmak... Oturtmayla uğraşıyor. Şimdi 2 saat uğraşacağız. İşin en caydırıcı ve en saçma kötü kısmı burası işte. Biz mesela böyle uğraşmadık. Biz sabunu sürüyorduk birader. Sabun veren yok ki sürelim ya. Tükür birader sen de o zaman. Alternatif tıp diye bir şey var biliyor musun? Alternatif tıp. Bilmiyorum ben okumadım. Ortaokul terk. Ticaret at. Tamam birader. Başlıklar var ya orada. Hı. O hallerin. Ha. Onu sök. Tam sök. Şarjı nerede? Yukarı çıkayım orada işitmişken şarjı dedik. Şarjı nerede diyorum? İçeride. Ha. Ben tepkide koydum. Tamam. Anamı ya. Bunu da takmadım bak. Ya. Bunu da üstüne takacaktım. Ya gördün mü? Onu da sokmak istemiyorum. Lastik çok kalın. Yani. Bu da çok sivri. İşte. Nasıl lastik takılırken patlatıları izleyeceksiniz arkadaşlar şimdiki bugünkü videomuzda. Ben tamam. Şimdi lastik nasıl takılırken patlatıları onu izliyoruz arkadaşlar. Değil mi Mehmet? Ben şimdi dediği şey hayallerde işte. Kendi yaptıkları şeyleri anlatıyorum. Görüyorum ben şimdi. Lastiğe veya basacağız. Puf olacak. Ben sana yardım edeyim mi güzel kardeşim? Yardım. He? Et. Nasıl edeceğim? Bir sabun getir de. Sabunu boş ver. Getir tornavidayı. Yok bilader tornavida sokma. Lastik çok kalın. Patla. Birader o zaman bunu başka türlü yapamazsın. Yaparız. Mecbur kanka. Kullanacaksın o tornavidayı. Bir tane daha attırdım olacak gibi zaten. Nefret ediyordum şu işte yapmaktan ya. Evet benim içime et.
Yine benim ufak dokunuşlarım ne oluyor bak. Bastır bastır. Heh. Evet düştü lan. Ne düştü lan? Sorunlu bir çocuk ya. Rahatsız ya. Tepeni şattın üstünde hadi. Böyle lastik değişim videosu görmedim. Havluya da basma bir daha tamam mı? Ya koy şu havluyu. Hadi ha. Bir elle lastiğe 3-0 lastik taktın mı sen hiç? Takmadın. Biz zaten hiç motorculuk yapmadık ya. Hep bizi dike tuttun. Bir tane A7 800 diye bir tane şey vardı. Çok güzel değil mi motor? Yani şimdi o nerede bu nerede yani. Hakkını vermek lazım. Plakamız hala dillerde yani biliyorsun değil mi? Vereceğiz şimdi rahat ol. Çift tek sözümden, merceğin eletinden ince detayına. Çift tek söz megzoz yapmak istiyordum aslında ama. Salak salak konuşma. Yapacağım. CG dedim mi çift tek söz olur birader. Ama mesela CG ben bir baksana. Instagram'da görüyorum ya 408 egzozlar var. Nalet olsun. Bu nasıl bir zevk fikir ya. Hiç mi güzel durmaz? Patlamış. İnşallah. Tövbe tövbe. Bir bence hava bas ondan sonra tak. Zaten öyle yapacak. Ben denemesem yapmayacaklar. Ya bu çocuk olmasa biz yaşayamayız zaten. Daha iyi bir çocuk. Marş basıyorum. Basma dur. Niye basma salak akü kaldırmaz. Daha şu an basma. Direkt sivaptan kaçırıyor. Burada mı? Sivapın ağzından mı? Evet. Sivap kapağını tak salak. Yok bile bunun ucu kırık. Az sivap tak bakayım. O kaçırır yine. Evet. Ses gitti ama sen duyamıyorsundur onu. Vallahi gitti. Bence ama öyle olmaması lazım. Onu aç bakayım bir daha bir. Kaçıracak şu an sıkıştı hava zaten içeride bak. Bunu bile sıkıştırdı. Bu lastik patlar. Şu kendi sivap kapağını versene şunu sen bir. Bu lastik patlar. Lastik patlar değil. Bu lastik en iner en patlar. Güvenip de işe falan gitme. Kaçırıyor mu? Ya bak. Ben de elimden lastik takılırken patlar. Lastik patlamadı kanka. Sivap bozuk şu an. En baştan keşke denizle şişirip. Ama ben de şişirmek istemedim. Kalın ya. Sokamam be. Gitti 100 lira. Yok. Yarın getireceğim. Şey o zaman. Şimdi bas bir de. Aç demesin yanına. Nerede? Önde lan önde. Kaçırmıyor. Kulağına koy bakayım. Alo diyor mu? Şşş. Alo de bakayım. Diyor. Tamam. Şu an kaçırmıyor mu? Bilmiyorum bence olmadı. Gerçek bir şey yok oldu ama. Ben şurayı toplayıp ondan sonra otobüsleyelim. Ne yaptık? Bence Mehmet geldi. Mehmet yaptığını söylüyor ben olmadığını söylüyorum. O lastik hava kaçıracak. Hayır neden olmadı? Lastikten dolayı olmadı. Sivap hava bastığınız yerden içinden o içindeki deli şey yok mu? O hava kaçırıyor. Ama bir dakika. Ne olabilir? Gevşek olabilir. Ne? İçindeki şey. Bence o şey. Bak. Ondan mı yapıyor? Zaman zaman git gel mi yapıyor yani? Hayır. Gevşekmiş. Ne ya? En alttaki paso mu? Hayır bile bak. Adamlar buraya şey koymuş görüyor musun? İçindeki şeyi sık açabil diye. Havasını indir, bas diye. Şimdi pompayı tekrar getir basalım. İnmeyecek gider. Şu an şişik zaten oğlum. Yeter mi o bize? Yeter oğlum. Bak. İçindeki o mil gevşek. Onu sıkıntı güzel
Motor niye donanışı çok yüksek ya? Donanışı yüksek değil mi? Yüksek şu an. Biraz daha düşürmek lazım aslında. Ama şu an soğuk ya motor. Hadi gidelim ya. Hadi Mike beni götür. Düşük olur şu an bu. Değil birader. Düşürme bize. Evet. Ya niye işte ediyorsun? Soğuk motor. Normal. Kaldıramam, bir de ikisi de inin, ikimizi birden devirsen ya. Arkadaşlar arabayla böyle gidiyoruz. Mehmet de arkadan geliyor. Ben de motoru geçtim. Deneme salak. Çok komiktir bu çocukun üstünde. Motor ise çok komiktir ya değil mi? Evet. Allah'a emanettir ya. Evet gitti. Arkadaşlar biz de arabaya wipe'ları bağladık. Aç bir köşe şu. Onun şimdi ayarını yapacağız da mahalleden uzak ses açabileceğiniz bir yere gidiyoruz. O sırada da motor vlogumuzun kapanışını yapalım diye dedik. Ve Mehmet hayalet sürücü gibi bastı önden gitti. Salak çünkü. Aa, nasıl kapatıyorum? Bir şey oldu abi motoru. Hı? Kapatsana şunun yanına yetişsene. Aa, bir şeyler yapıyor ama. Selektör korna çal şunu, korna çal şunu. Bekle bekle. Bak sana bak. Çal çal şu sana çek. Dur ama lan koy aveli. Kilometreye bakacağım ya, bizim kilometreye 10 kilometreye kalacağım. Arabada biraz fark eder de. O motorun kilometresi doğru mu? Merak ediyorum. Sabit ol. Kilometre kaç? Kilometre kaç? Kilometre kaç? Salak hız hız. Hızı soruyorum hızı hızı. 60. 60 mı? Senin kaç? 45 amanın 40. 45. Kaba. Sağa dön sağa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mehmet lastiğin sağlam mı hala? Evet, hala sağlam ha? Ciddi misin? Bütün ayakları gezdim. Gezdin oldu hala bir evet. Şey yok ha? Jant da yamuktu, birazcık düzelttim onu da. Ha. Oldu yani, sıkıntı yok yani şu an. Kapat bakayım, ver bakayım ben evet. Bir bırakayım. Arkadaşlar bu biraz cenabet olduğu için kesin lastik patlak geri gelir bu. Efe, wipe'ları da taktın, mutlusun birader. Geliyor.
vibe'lar hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Bence hiç güzel değil. Babasın var diye bir şey yapmıyor. Abiler, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Motorla video çekmeye çalışacağız. İnşallah.